Da olur. Başladın mı? Tamam. Evet. Bir programımızda daha tekrar karşı karşıyayız. Derneğimizde, Turuş Derneğimizde bugün bizim köyümüzden, doğmuş köyümüzün önemli simalarından Abdullah Güven abimizi misafir ettik. Sağ olsun bizi kırmadı. Ankara'dan daha yeni gelmişlerdi bugün Adıyaman'a. Bugün de bizlerle burada buluşmak için bir araya geldik. Sağ olsun, teşekkür ettik Abdullah abimize. Biraz Abdullah abimizi tanıtayım size. Abdullah abimiz 1965 yılında Turuş köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu bizim köyde okumuş. Liseyi Konya Sağlık Koleji'nde bitirmiştir. Üniversite eğitimini Hacettepe Sağlık İdaresi'nde mezun olmuş. Yüksek lisans hakeza Ankara'da Üniversitesi Sağlık İdaresi'nden mezun olmuş. Ve bu süreçte birçok sağlık alanında görevlerde bulunmuş. Tıbbi Hizmetler Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Proje Daire Başkanlığı'nda görevlerde bulunmuş. Sağlık Bakanlığı müşavirliğini yapmış. Başbakanlık Engeller İdaresi Kurum Başkanlığı'nı yapmış. Şu an Aile Bakanlığı'nda bakan müşavirliği olarak devam etmekte. Aynı zamanda birçok sivil toplum örgütü tarafından da aktif olarak görevde bulunmakta. Aynı zamanda 2011 yılında AK Parti Adıyaman Milletvekili adaylarını da koymuş, sağ olsun. Şimdi Abdullah abimize söz vereceğiz. İlk başta biraz kendisini tanıttıktan sonra bilhassa özürlü ve engeller için neler yaptınız Abdullah abim? Ondan az bir şey bahseder misiniz? Sonra da Adıyaman için milletvekili adaylarınızı koymuştunuz. Bunun için neler gözettiniz? Adıyaman için neler yapmayı planlamıştınız? Az bir şey bahseder misiniz Abdullah? Teşekkür ederim. Hoş geldin tekrar. Değerli Salih kardeşim, öncelikle izin verirseniz ben başta sizi, İbrahim kardeşimi ve bütün yönetim kurulunu tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Mehmet Güven kardeşimiz biliyorsunuz İş Hastanesi'nin müdürü olarak göreve devam ediyor. Bana bu dernek kuruluşu sürecinde danıştığında muhakkak bunu yapmalısınız. Biz geçmişte bu birlikteliği kurmak adına birçok teşebbüste bulunduk. Özellikle AK Parti'nin kuruluş yılında, 2002 yılında. Önemli bir çalışma yürüttük ama o günlerde birçok değişik fikirlerden dolayı kaldı. Bugün bunu gerçekleştirmiş olmanızdan dolayı gerçekten ben mutluyum. Sizi tebrik Allah ediyorum, razı olsun. Yürekten kutluyorum. Allah hayırları vesile etsin. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle ben Adıyaman'ın, Turuş'un bir evladıyım. 1965 yılında o topraklarda doğduk. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra siz de belirttiniz. Liseyi ben Konya'da Sağlık Koleji'nde okudum. Daha sonra kader ilahi bir yolculuk hikayesi bu. Aslında hepimiz yolcuyuz. Yani dünya dönüyor, bütün kainat dönüyor. Biz de bu döngünün içerisinde hem dünyayla beraber seyahat ediyoruz hem de hayat güzergahında bir başlangıç bir de sona doğru bir yolculuğumuz var. Yola çıktık, Turuş köyünden çıktık. İşte Van'da, Konya'da okuduktan sonra Ankara'da sağlık memuru olarak göreve başladım 82 yılında. Daha sonra çalışırken de Hacettepe Sağlık İdaresi'ni bitirdim. Yüksek lisansı da Ankara Üniversitesi'nde yaptım. Bu süreçte Cenab-ı Hak bütün büyük lütuflarda bulundu. Benim haddimin fevkinde belki de büyüklerin duası, Şükrü Baba başta olmak üzere büyüklerin duasını aldığımız için büyük lütuflarda bulundu diye düşünüyorum. Çünkü Ankara bürokrasisinin bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla birebir aktif çalışmış bir bürokrat olarak ben para pul işinde de görev alabilirdim. Evet. Ekonomik alanda da görev alabilirdim ama lütuf olarak değerlendirdiğim görevler hastane müdürlüğü, işte sağlık kurumları yöneticiliğinde birçok siz de sağlıkçısınız. Gelen giden insanların özellikle Ankara gibi bir yerde morali bitmiş, parası bitmiş insanların umudu haline gelmiştik o yıllarda. Gelen insanlara duasını almak adına elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Çok şükür o çalışmalarımız sürecinde her siyasi dönemde de teklif gelmişti. Ben bunu da parantez içerisinde ifade edeyim. Yani örneğin DSP zamanında Sağlık Bakanı Müsteşarı Doktor bizim Nümune'den giden bir arkadaştı. Süreyya Adanalı diye bir profesör.
Bana daire başkanlığı teklif etti. Ben dedim ki ya ben şimdilik hastane müdürlüğünü tercih ederim. Doğan Baran zamanında yine Ankara Hastanesi'nin müdürlüğünü, İstanbul'da Vakıf Kurum Hastanesi müdürlüğünü teklif ettiler. Yani her dönemde bizim siyasi görüş fark etmeksizin herkese hizmet etmemizden kaynaklı bir çevremiz oluştu. İşte rahmet Kemal Tabak, Allah rahmet eylesin, kadın doğum uzmanıydı biliyorsunuz. Birçok Adıyamanlı'ya hizmet etti. Bugün de hakeza bütün siyasilerle biz beraber ülkemize, milletimize, Adıyaman'a başta olmak üzere hizmet etmek adına herkesle irtibat halindeyiz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak o duamızı kabul etti. Bizi sağlık alanında dua almak adına istidam etti. Daha sonra da 2000'li yıllarda ben Sağlık Bakanlığı'ndan Kızılay'a doğru iniyordum. Sağ ayağım, orası 10-15 basamaklı bir yer, orta bir yerinde böyle birkaç saniye havada durdu. Bir ızdırari şekilde dua ettim. Karşıda Başbakanlık, o zaman Özürler İdaresi Başkanlığı'ydı. Kurum Başkanlığı Özürler diye geçiyordu. Daha sonra biz ismini değiştirdik. Yani özürlü kelimesini engelli kelimesi diye değiştirdik. Engeller İdaresi Kurum Başkanlığı var. Tam Danıştay'ın yanında. Ben Ankara Fizik Tedavi Hastanesi'nde müdürlük yaptığım için feşli hastaların yattığı bir hastane daha çok. Çok zor bir durum. O hastaların da hakikaten hayat hikayeleri çok dramatiktir. Yani bir tebessüm etmek onlar için çok çok önemli. Moral vermek çok önemli. Ben engellilerin dertleriyle o yıllarda hemdem olmuştum. 1988'den beri hemdem olmuştum. Görünce ızdırarı bir şekilde dua içimden geldi. Ya Rabbi burada Türkiye'deki bütün engellere, hatta dünyadaki engellere hizmet etme fırsatı ver diye. Cenab-ı Hakk'a da o ızdırari duamızı, o içtenlikle yaptığımız duayı kabul etti. 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde Sağlık Bakanlığı'nda bana bir genel müdür yardımcılığı teklifi gelmişti. Tam o yazışmalar yapılırken Başbakanlığın baş danışmanıydı o zaman. Daha sonra Başbakan Yardımcısı oldu. Yalçın Akta Bey, Akdoğan Bey. Telefon etti. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanken baş danışmanıydı. Dedi ki Başbakanlık Özürler İdaresi Başkanlığı'nda sana acil ihtiyaç var. Başkan seni bekliyor. Hemen oraya intikal et. Tabii biz AK Parti'nin kuruluşunda sizler daha çok şahit olmuşsunuzdur. Hüsrev Bey'in il başkanlığı sürecinde aktif rol oynadık. Yani ailemiz, sülalemiz olarak söylüyorum. Bütün hep turşlar da hakeza. Bizim hepsi akrabamız zaten. Beraber en son seçimlerde de biliyorsunuz 1200 oyun, 1100 küsürü yine AK Parti'ye çıkmıştı. Dolayısıyla yani Adıyaman'ın %65'i AK Parti'ye oy veriyor ama Turuş'un %95'i AK Parti'ye oy veriyor. Dolayısıyla hep beraber o sürecin içindeydik. Teklif gelince de yok demek olmaz. Çünkü görev istenmez ama verilince de hakkıyla yapmak lazım. İşte Başbakanlık Engelliler İdaresi Kurum Başkanlığı'nda daire başkanlığı ve başkan yardımcılığı, yani genel müdür yardımcılığı konumunda 2,5 sene çalıştım. Daha sonra 2006'da da kurum başkanlığı görevine Sayın Başbakan tensip buyurdu, getirildi. O dönemlerde Türkiye'de engellerle ilgili çok önemli düzenlemeler yoktu. Biz göreve geldiğimizde daha önceki birikimlerimizden de yola çıkarak realist olmak zorundaydık. Yani Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir hak sürecine girmek gerekiyordu. Ve politikalarımızı öncelikle sosyal yardım eksenli politikalardan hak eksenli politikalara dönüştürerek, yani bir anlamda önceki yıllarda sadece işte sosyal yardımlarla engellilik alanını düzenlemek ya da ayakta tutmak ya da bir yere taşımak gibi bir çalışma içerisinde olmuşlar. Belki ülkenin imkanları da o kadardı ya da anlayış öyleydi. Ama biz gelir gelmez dedi ki yok, hem Rabbimizin emridir, hem bizim ecdadımızdan aldığımız bir kültür vardır. Yani sosyal hizmet alanlarında ecdadımız dünyaya örnek olmuştur. Örneğin engeller konusunda Avrupa'da 350 yıl önce ruhsal engellerin içerisine cin girdi diye yakılırken, bizim Edirne'de biliyorsunuz suyla, müzikle tedavi ediliyordu engellerimiz. Dolayısıyla ecdadımızdan gelen bir kültür de var, bir emanet de var. Sayın Cumhurbaşkanımız da o zaman başbakan olarak gerçekten çok duyarlı davrandı. Biz dünyayı önce inceledik. Sonra Türkiye realitesine uygun
95 maddelik bir engeller kanunu oluşturduk. Tasarı taslak oluşturduk. Daha sonra 55 madde olarak 2005 yılında yasalaştı. 2006 yılında yönetmeliklerini yaptık. Kısaca 1500 maddelik engeller hukuku oluştu. Bu hukuk çerçevesinde herkes bilsin ki, tabii bu turuşun halkının detaylı bilmesine gerek yok ama herkes bilsin ki engeller Türkiye'de sosyal yardımlar eksenli bir politikanın ürünü olarak bir tarafa itilmişken, öteki gibi görülürken, işe yaramaz gibi görülürken biz eğitim, sağlık, istihdam, bakım, ulaşılabilirlik gibi birçok alanda onların topluma eşit ve tam katılımlarını sağlamak adına önemli düzenlemeler yaptık. Ve bu vesileyle de bugün 3,5 milyon insan dua ediyor. İşte dedim ya, Cenab-ı Hakk'ın lütfu, dua almayı talep ettik. Rabbim de nasip etti. Önce hastanedeki insanlara hizmet ettirdi. Daha sonra da bütün Türkiye, hatta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği katılım sürecinde engelli hakları, engelliler eylem planı toplantılarına ben sosyal hizmet alanları adına irtibat noktasıydım. Bütün toplantılara bizzat katıldım. Yani 5 tane genel müdürlük vardı o zaman Başbakanlığa bağlı sosyal hizmet alanlarında. Şimdi Aile Bakanlığı oluştu o bakan, o genel müdürlüklerden. Ben bütün sosyal hizmet adına orada ülkeyi temsil ediyordum. Yani dünya engellerine de çok katkılarımız oldu. Dolayısıyla bugün 580 bin aileye bakım yardımı, yani bir asgari ücret kadar bakım yardımı yapılıyor. 500 bin civarında özel eğitime ihtiyaç duyan çocuğa özel eğitim desteği veriliyor. Yine ücretsiz taşıma projesi yapılıyor. Yaklaşık 1 milyon 700 bin, 2 milyona yakın engelliye maaş veriliyor. Yine bunun yanı sıra birçok işte ulaşılabilirlikten tutun da eğitime, fizikte ya da rehabilitasyon merkezlerine vesaire. Yani Avrupa ülkeleri, gelişmiş ülkeler standartlarına ulaştırma noktasında iyi bir mesafe kaydettik. Ama yapılacak şeyler var. Biz aslında onları da eylem planlarına dönüştürdük. Başbakan onayladı. Fakat kurum, Türkiye bu konuda herhalde biraz daha mesafeli olmak zorunda. Bakanlık değişince, başbakanlık kapatılınca, işte bürokrasi değişince bazı konular önemli de olsa unutulabiliyor. Fakat bugün geldiğimiz noktada iftiharla söyleyebiliriz ki ülkemiz adına emeği geçen herkese, yani bütün partilere, o gün herkes de destek verdi çünkü. Allah hepsinden razı olsun, engellilik konusu bir yere kadar geldi. Şimdi insanlar engelliden utanmıyor, çekinmiyor, tam tersine ortaya çıkarıyor, okula gönderiyor, iş sahibi oldu, aş sahibi oldu, eş sahibi oldu. Dolayısıyla da onurlu, üretken bireyler olarak toplumda yer almaya başladılar. Yani sorunuzun bu kısmı ile ilgili bu kadarlıkla yetinmiş olayım. Abdullah abi, buraya biraz daha ben bir şeyler katayım. Öncelikle bütün engeller adına çok sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gerçekten çok yol alındı. Yani ben de bir köyün bir ferdiyim, oradan yetiştim. Eskiden bir Down sendromlu olsun, bir özürlü bir çocuk olsun, gerçekten mağdurdu. Köyde gariban yetişiyordu. Allah razı olsun, sizin emeklerinizin bir karşılığıdır bu gerçekten. Çocukları gelip servisle toplayıp Adıyaman'daki okullarda, değil onlara mi ait rehabilitasyon merkezlerinde yetiştirip onlara özel ilgi, özel alakayla yetiştirmeleri, hatta dediğiniz gibi birçoğuna maaş bağlanması, bunları gerçekten bu süreçte gördük. Yani Allah razı olsun. Çok İzninizle bir şey ifade edeyim ben bu arada, unuttum. Özel eğitim dediniz, okullarda da kaynaştırma sınıfları falan var. Bu ücretsiz taşıma da zaten okullara yapılıyor. Özel eğitime destek, şimdi 480 bin çocuk özel eğitim desteği alıyor diyoruz ya, maliyet getiriyor tabii. Naci Ağabey daha sonra Maliye Bakanlığı yaptı, işte Merkez Bankası Başkanlığı'nı yaptı. Benim o sonlarda samimi olduğum bürokratlardan birisiydi. Maliyet işte bu aktüeryal hesaplar vesaire diye takılıp duruyor. Aynı zamanda UNAK'tan rahmetli Maliye Bakanı, çok direnen ve çok hesap kitap yapan insanlar bunlar. Bana göre çok da iyi yönettiler o süreci. Başkanım, veremeyiz biz bu paraları. Bu çok maliyet. Yani bakım hizmeti, maaşlar, işte özel eğitim desteği, yani bunlar şu anda 25 milyar liraydı geçen bütçede. Şu anda 37 milyar liraya kadar çıktı. Yani önemli harcamalar bunlar. Dedim ki özel eğitim olmazsa olmaz. Yani bir engelli çocuğun kesinlikle evet ya da hayır demesi o kadar önemli ki ailesi için.
Hayatını zor kolaylaştırıyor. Aç mısın? Bir ağrın var mı? Evet ya da hayır demesi. Çok anlamlı. Onun için o süreçlerde ülkemizin verdiği paraların hepsi helal olsun. Öyle. Herkesin yaşadığı dramlar vardır. Tabii konu, zamanımız sınırlı olduğu için giremiyorum. Ama ben Sayın Milli Eğitim Bakanı, o zaman Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik Bey'e de teşekkür etmek isterim. Çünkü kendisine biraz da sistemkar şekilde aktardığımda sonunda kalktı, kucakladı beni. Dedi ki ya sen ne diyorsun, ben bundan sonra senin sözün benim sözüm. Hatta bir ara demiştik ya sen engellerin babası olmuşsun. Dedim ki devlet babaysa biz de devleti temsil ediyoruz. Evet. Tabii ki baba rolünde rolümüzü oynayacağız. Yani çok önemli şeyler yapıldı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Herkesten. Çok sağ olun. Abdül abi, diğer bir konumuza gelecek olursak 2002 yılında 2011 yılında pardon Adıyaman milletvekili adaylarınızı koymuştunuz. Bu süreçte Adıyaman için ve de köyümüz için neler düşündünüz? Ve de milletvekili olacağınız için olacaksanız neler yapmayı düşünüyordunuz? Nasıl bir planınız vardı? Teşekkür ederim. Yani ben Ankara'da 39 yıl oldu. O gün için 30 yıl civarındaydı. Tabii bu iki birikimlerle başta sağlık ve sosyal hizmet alanları olmak üzere Türkiye'nin geneline hizmet etmek adına bir niyetimiz vardı. Ama Adıyaman'la ilgili de doğrusu hangi konu olursa olsun ben Sayın Başbakan'a ya da Bakanlara bir konuyu götürdüğümde mutlaka A, B, C şeklinde alternatifli çözümler. Yani sorun bu ama çözüm de A, B, C bunlar olmalı. Ben A'yı tercih ediyorum, sebebi de şu diye izah ederdik. Onun için o dosyanın 9'una da teşekkür edilerek biz işimizi kolaylaştırıyorduk. Ben milletvekili aday adaylığı sürecinde de tabii caizse dersimi çalışmıştım. Yani Adıyaman için neler yapılması gerekiyor? Örneğin Tarım Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, işte Turizm Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanlığı'nda bürokrat arkadaşlarla görüşmüştüm. Hatta projeler hazırlatmıştım. Yani kendimin de redakte ettiğim, düzelttiğim, işte fikir verdiğim ama işin uzmanları tarafından, bürokratları tarafından her alanla ilgili projeler hazırlamıştım. Ben o zaman pardon, Mercan'ın yanında Asu TV vardı biliyorsunuz. En fazla programa katılan aday adaylarından birisiydim. Orada da izah etmeye çalışmıştım. Bir dönem milletvekili yapmaya niyetliyim. Sebebi de şu, Rabbimiz bize bu kültürü nasip etti. Yani biz büyüklerimizden öğrendik. Efendimiz başta olmak üzere büyüklerden öğrendik. Hakkın hatırını âli tutmamız lazım. Kesinlikle. Doğruya doğru, yanlışa yanlış dememiz lazım. Evet. Adıyaman için istenmesi gereken, yapılması gereken o kadar konu var ki. Bunları ben talep edeceğim. Ola ki Sayın Cumhurbaşkanımız da o zaman başbakan da ben kişiliğinde bilirim. Ola ki bazı konularda o götürdüğümüz projelerin bir kısmı fazla görülür. Yani başımıza iş mi açtık diyebilirler Abdullah Bey milletvekili yapmakla. Ben de buna hazırlıklı olarak dersimi çalışmıştım, projeleri hazırlamıştım. Tarımla ilgili. Bu projelerin tamamı da turizmden tarıma kadar entegre projelerdi. Yani söz gelimi turizm diyelim değil mi? Adıyaman turizmle ne ilgisi var? İşte bir Nemrut var, bir inanç turizmi var, bir de işte bizim barajımız var, baraj suyu var vesaire. Bir de bizim yöremizde yetişen çiğ köfte başta olmak üzere ürünlerimiz var. Entegre proje haline getirdiğiniz zaman bunların hepsi birbirinden faydalanarak bu projeleri uyguladığınızda uygulanabilir hale geliyor. Ve diğer bakanlıklar, diğer müdürlükler de faydalanmış oluyor. Herkes. Ama turizmin içerisinde uygulanabilir hale. Tarımın içerisinde örneğin tarım ürünlerini nerede nasıl ekeceğiz, nasıl yetiştireceğiz işte. Bizim sıcak su kaynaklarımız, petrol çıkıyor. Evet. Ya sera kültürünü geliştirmemiz lazım. Sera bedavaya geliyor neredeyse Adıyaman'da. Dolayısıyla fabrikalar ürünü ürettikten sonra kurmamız lazım vesaire. Yani bununla beraber işte OSEB'ler, sanayi bölgeleri, Taha Bey de burada Eskişehir Bilim Sanayi İl Müdürü biliyorsunuz. Yani ne gerekiyorsa her alanda entegre projelerle bizim Adıyaman'ı ve ülkemizin tamamını kalkındırmamız lazım. Ben Recep Ağda Bey Sağlık Bakanı iken danışmanlık yapmıştım bir yıl kadar. Mesela sağlıkta veri tabanını çok önemsedim. Ya, sağlık yatırımlarını yapacaksınız. Sizin elinizde veri yok. TC numaralarımız o zaman yeni yeni devreye girmişti. Aile hekimliği sistemiyle beraber ben hemen onu geliştirdim. 5 tane genel müdürü çağırdım. İşte İçişleri Bakanlığı, Nüfus İdaresi Genel Müdürü, işte Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı getirdim. Benim odada toplantıları yaptım ve veri tabanının altyapısını oluşturdum.
Çünkü ben kendi kurumumda özveriyi kurdum. Özürler veri tabanı, o zaman eski adıyla özürlerdi. Sağlık Bakanlığı'na da hemen o bir il içerisinde 8 tane projenin birisi de buydu örneğin. 6 tanesini gerçekleştirdim. Bu projeyi de ben ayrıldıktan sonra Sağlık Bakanı bir gün mecliste dedi ki, ya Abdullah Bey dedi, niye yapmadık biz o projeyi? Dedim efendim, bürokratları korumak adına biraz da bürokratik etik kurallar deriz biz. Efendim zamanı yeni geldi dedim, daha yeni oluştu. TC numaralarımız ve aile hekimliği sistemi yeni oturdu. Şimdi zamanı efendim yapabiliriz dedim. Ve sağlık veri taban şu MHRS üzerinden biliyorsunuz. Ama benim tam istediğim gibi olmadı aslında da. Ama yine de kısmen %70'i oldu. Neyi gerektiriyor bu? Neyi getiriyor? Ya ben Sinop'a hastane açacağım. Sinop'u da hastalık prevalansı dediğimiz dağılımı. Yani göz hastalığı mı var, karaciğer mi, böbrek mi, nedir hastalık? Orada neler var etken? Ona yönelik, şimdi Almanya'da mesela incelediğim 4 kere gittim ben. Sadece bakım hizmetleri, özürlerle ilgili ya da engellerle ilgili hizmetler değil. Sağlık alanını da inceledim, hastaneleri. 120 bin nüfuslu bir ile kalp hastanesinin en iyisini kurmuşlar. İşte al sana sağlık turizmi. Yani o ili, 120 bin nüfuslu ili kalp hastanesiyle ayakta tutuyor. Kesinlikle. Yani siz nereye neyi kuracağınızı bilmeniz lazım ve entegre etmeniz lazım. Hakeza birçok fikir vardı. Yani Adıyaman için başta olmak üzere özellikle Adıyaman için hazırlamıştım. Tabii burada Sayın Başkan, belki son olarak da ifade edeceğiz ama insan gücümüzü verimli kılmamız lazım. Kesinlikle. Yani Adıyaman özelinde söylüyorum. O kadar gencimiz var ki. Ve buraya gelen bürokrat arkadaşlar geri döndüğünde diyorlar ki, ya başkanım sizin Adıyaman'ınız ne kadar güzelmiş. Başta insanlarınız çok güzel diyorlar. Kesinlikle. İnsanımız güzel. Coğrafyamız güzel. Toprağımız güzel. Suyumuz var. Evet. Bir ara GAP İdaresi Başkanı'na dedim ki, siz bizden suyu alıp Urfalılara veriyorsunuz. Mardinlere veriyorsunuz. Evet. Ya bari hiç olmasa bize dua etsinler bu adamlar dedim. Bir de bizim bu sulama projelerini dedim öne alın. Yani bizim böyle bir hakkımız var. Ben tabii bunu Sayın Bakanlara da iletmiştim. Milletvekili arkadaşlarımız hepsiyle konuştuk. Takip ediyorlar ama gecikti. Tabii yani gönül ister ki işte mesela işte Gömükhan'dır vesaire bir takım işte sulama projeleri çok daha erken olabilseydi. Adıyaman insanı iyi. Altyapımız var. Her türlü altyapımız var. Helva yapmamız gerekiyor. Birçok alanda yapıldı mı? Yapıldı mı? Allah razı olsun. Bütün vekil arkadaşlardan, valilerden, bürokratlardan, sayın işte başbakan, cumhurbaşkanlarımızdan, bakanlardan. Ama yapılacak da çok şey var. Çok yani Adıyaman gençleri niye boş gezsin? Boş gezdirmememiz lazım. Daha iyi bir eğitim. İşte üniversite rektörü Mustafa Bey zamandan beri ben üniversitenin aynı zamanda danışma kurulunda yer aldım. Eski bürokratlar olarak, milletvekilleri olarak. Birkaç kere de toplantıya geldik. Yani bizim bir yere taşımamız lazım Adıyaman'ı. Daha iyi bir yere. O zaman ben milletvekili aday adayken de bir sloganımız vardı. Güvenle daha ileriye diye soyadımızı kullanarak. yani gayemiz vatana, millete, memlekete ama başta bizim kendi ülkemize yani ilimize, Adıyaman'ımıza hizmet etmekti. Cenab-ı Hak inşallah mevcut arkadaşlar daha iyisini yaparlar. Rabbimiz ne buyurmuşsa da o daha güzeldir. Bu daha hayırlıdır diye de itikad ediyoruz, iman ediyoruz ve gerçekten de teslim olmuş durumdayız. Rabbim ne eylerse güzel eyler. İbrahim Ethem Hazretleri'nin sözüdür. İzin verirseniz tamamlayayım. Hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevla ne eyler? Ne eylerse güzel eyler. Bakın gençler. Hak şerleri hayır eyler. Bizim zihnimizde hemen canlar diyor ki, ya şer hayır olur mu ya? Ya şerde ne hayır vardır? Hayır, sizin bilmediğiniz hayırlar vardır. Mesela ben Erzurum tıpı kazanıyordum. Yanlışlıkla Hacettepe Sargı Deresi'ni işte sıralamada yazmıştım. Ama bakın Salgı Deresi'nin gelmesiyle Cenab-ı Hak bana Türkiye'ye değil dünyaya hizmet ettirdi değil mi? Ben Ankara'da kaldım ve Ankara'da bürokrat oldum. Hem de en dezavantajlı kesim, en işte sıkıntılı kesim. Dolayısıyla neyin hayırlı olduğunu siz bilmezsiniz. Size o gün o şer gibi görünür. Zannetme ki gayreler. Yine Üstad Bediüzzaman Hazretleri der ki, dua mutlaka kabul olur. Amen. Ama ya bizatihi senin işte istediğin gibi olur ya da senin istediğin daha hayırlı şekilde olur da sen onu bilmezsin. Sana göre olmamıştır ama daha hayırlı olmuştur. Yola gideceksinizdir, bir mani çıkarmıştır ama yola gitmeniz belki sizin için şer olmuştur. Onu hayra çevirmiştir Cenab-ı Hak. Yani dolayısıyla ne ilerse güzel eyler. Bugün biz ne kadar şükretsek azdır.
Diyorlar ki nasılsın başkanım? Valla diyorum herhalde dünyanın en mutlu adamı benim. Allah'ım daim etsin. Nimetin farkında olursak hepimiz bunu söyleriz. İnşallah burada da mutlu olursunuz. İnşallah. Tabii zamanımız var mı bilmiyorum ama bir gençlere de kapatmadan konuyu birkaç tavsiyede bulunayım. Ben Adıyaman'ın ilkokulunda okuduğumda biz 5 sınıf bir arada okuduk. Tahtalar vardı. Araya kalemler düşerdi. Bu kalemleri yaklaşık 70 santim kadar yükseklikte altında bir işte yükseltinin üzerine tahtalar yapmışlar. Ayakkabılarla gidip gelindiği için o yarıklardan, o tahta aralarından toz birikmiştir bir karış kadar. Hoca cezalandırmak adına çocukları oraya bazen sokardı. İşte 5 sınıf bir arada düşünün. Yani A, B, C'yi bilmiyor. Öbürü de işte matematikte belli bir noktaya gelmiş vesaire. Buralarda bu imkanlarla o gün okuduk. Bugün geldiğimiz noktada çok daha fazla imkanlarımız var. Bana TÜRÜŞ'ün ilkokulu ve ortaokulu için ödenek talebinde bulunuldu. Milli Eğitim Bakanı Strateji Başkanı benim samimi dostum Malatyalı Nurettin abi. Genel müdür olduğum zamanlarda. O yıllarda mesela hemen gönderdik. 700 bin lira para gönderdik. O bizim yeni binaların yapılışında bizim de böyle bir katkımız oldu. İmkanlar var. İletişim çağındayız. Ama ne olursa olsun çok iyi bir üniversiteyi bitirebilirsiniz. Çok iyi bir yere gelebilirsiniz. Birbirimizi bugün işte bu derneğin önemini onun için baştan size teşekkür ettim. Arkadaşların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik olmamız lazım. Hayırda birbirimize öğütler, öneriler getirmemiz lazım. İnsan ne kadar yaşarsa yaşasın ömrünün saniyelerini değerlendirmesi oranında değerli kıldığı oranda karlıdır. Yani çok uzun yaşamak, günahlarla geçmiş, yanlışlarla geçmiş, işte yalanla, dolanla, hırsızlıkla bilmem neyle, hak yemekle geçmiş bir ömrün hayırlı olmadığını hepimiz değerlendiririz. Ama ne kadar olduğunu bilmediğimiz şu ömürde, yani şu işte bir yol hikayesi diyoruz ya, hani biz hepimiz yolcuyuz, bir yol hikayesi hepimiz için var. Bu yol hikayesinde dönüp arkamızda hoş sedalar bırakmamız lazım. Bunun için de gençlerin mutlaka ama mutlaka kendi konularında mühendis, doktor, işte hukukçu bilmem ne olacaksa öğretmen ne olacaksa olsun ama mutlaka kendisini iyi yetiştirmesi lazım. Bir kere iki dil bilmesi lazım. Yani dili çok önemsememiz lazım. Bugün şu anda ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz değil mi? İşte abi herkesin konusu bu. Bir arkadaşla konuşuyorum. Uluslararası firmada oğlu çalışıyor. Nerede? Ankara'da. Dil bildiği için uluslararası firmada çalışıyor. Evinde oturuyor Ankara'da. Ümitköy'de. 12 bin euro maaş alıyor. Dil bildiği için. 12 bin euro ne diyor gençler? 200 bin lira değil mi? 200 bin lira maaş alıyor. Dil önemlidir. Yani sadece dünya için değil. Bakın ben geçen hafta Çanakkale Biga ilçesinde belediye başkanının davetlisi olarak bir konferansa gittim. Bir panel verdik. İki tane profesör arkadaşa. Bir profesör de bizim Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Abuzer Hocam'dı. Abuzer Çelik Hocam. Hüseyin Çelik Hocam'dı. Hüseyin Çelik Hocam da beraberdik. Bir de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin dekanı vardı. Bir zatı tanıttık. Model. Yani rol model. Örnek insan. Erbakan Hoca ile beraber okumuş. Süleyman Demirel rahmetli Cumhurbaşkanımızla beraber okumuşlar. 25 dil biliyor. Mühendis. İTÜ mezunu mühendis. Cebeci'de, Ankara Cebeci'de oturuyor. Karayolları Genel Müdürlüğü o zaman Kızılay'da orada da işe gidiyor. Bir gün sabah kalkıyor, bir cüz okuyor. Ezberleyeyim diyor Kur'an-ı Kerim'i. Yolda giderken de bir tekrar edeyim ya ne kaldı kafamda diyor. Oraya gidene kadar bakıyor ki her şey hafızasında. Bunu üniversite yıllarında üniversite yıllarında 100 bin hadisi ezberleyerek
Cenab-ı Hakk'ın lütfu olarak söylüyor hoca. Ben bizzat 9 yıl ondan ders aldım. Ben dizinin dibinde ders aldım. Böyle bir hocamızı anlatmak üzere gittik. Bakın 1943 yılında başlayan bir hayat ve üniversite yıllarında üniversiteyi okuyor. İkinci sınıftan üniversiteye başlıyor. Çünkü lisede okuduğu zaman 3 tane dil biliyor aynı zamanda. Geometride ve fende çok ileride ve gittiğinde İTÜ'de 2. sınıfta başlıyor. 5 yılda master'ını da tamamlayarak bitiriyor ve hemen askeri hava yollarına, kuvvetlerini alıyorlar. Daha sonra karayollarına geçiyor. Sonra 9 yıl Medine ve Mekke'de, Libya'da 10 yıl, yani dünyaya da hizmet ediyor. Aynı zamanda Avrupa'ya, işte Uzak Doğu'ya falan gidiyor. 25 dil biliyor. Dil bilmenin önemini ifade etmek için söylüyorum. Ve dünya insan haline geliyor. Hem hafızı, hem hadis hafızı, hem Kur'an hafızı. 30 günde Kur'an'ı ezberliyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın lütfu bu. Şunun altını çizmek için söylüyorum. Rabbim lütfeder, siz gayret edin. Evet. Yeter ki bu yolda karınca misali siz gayret gösterin. Herkes zekidir. Herkes başarılı olabilir. Yeter ki sistematik çalışalım arkadaşlar. Yani ben Avrupa'yı gezdim. Mesela Japonya'da bir yeri geziyoruz, bakım merkezini. Ben hastane müdürlüğü de yaptığım için burada siz de sağlıkçısınız işte. Bilirler, hastane müdürü de burada filan, birçok sağlıkçı var. Arada bir duvar var. 30 santimlik bir duvar var. Kapı var yan yana. Yan tarafta kimse yok. Bana tercüman gezdiriyor. Obata isminde bir tercüman. Obama'ya benzediği için unutmuyorum. 12 gün gezdirdi bizi Japonya'da. İşte toplantılar bakanlarla, valilerle bir sene. Buradaki hemşire hanıma sordum. Burada ne iş yapılıyor dedim. Yani sırasıyla soruyoruz. Bilmiyorum dedi. Kaç yıldır burada çalışıyorsun dedim. 3 yıldır dedi. Siz burada ne yapıldığını bilmiyor musunuz dedim. Bilmiyorum dedim. Siz buna şimdi aptal mı diyelim bu insana? Hayır. İşini iyi yapıyor. Ama işine odaklanmış. Biz işte hastanede müdürken hademeyi çağırdık. O zaman hademeydi ismi. İşte hasta bakıcı dediğimiz insanlar. Skeçlere de yansımıştır. Neredeyse doktorluk yapacak, ameliyat yapacak adam. Yani hastanenin altından girip üstünden çıkıyor. Ya işini doğru dürüst yap. Kardeşim bak sistematiği, bizim sistematiği kurmamız lazım. Sistemli çalışmamız lazım. Herkes zekidir ve herkes başarılı olabilir. Bütün gençlere, genç kardeşlerime, evlatlarıma, benim de 3 tane evladım üniversite mezunu. Ben herkese söylüyorum bunu. Dil bilin, bir. Konunuzu iyi bilin ama bütün bunlar sizi vali yapar. Adam yapar mı? Hayır. Adam olmanız İslami ve bizim gelenek kültürümüzde. Bizim ata, dede, yadigarı, o muazzam kültürle olur. Onun için gençlere sizler de öncülük yapıyorsunuz. Bu konuları çok işlememiz lazım. Yani başarılı olursunuz gençler, korkmayın. Ama önce değerlerimizle beraber bizim İsmail Turan hocamda olduğu gibi 25 dil bilirsiniz, dünya insanı olursunuz, tefsir, Kur'an hafızı olursunuz. Olursunuz, olursunuz. Yani milletteki bakanlığı reddetmiş bir adam. Ama Allah yolunda yürümüş bir adam. 80 yıl yaşamış. Siz de olabilirsiniz. Abdullah Güven genel müdür olmuş. Ya olmasın kardeşim. Ama adam olsun. Hastane müdürü olarak kalsın. Sağlık memuru olarak kalsın. Ama adam olarak kalsın. Ya bu zor bir şey değil. Ama tabii ki hem adam olsun hem genel müdür olsun hem bakan olsun hem başbakan olsun. Niye olmasın? Yani bunu da yap, bu yolda yürüyeceğiz. Rabbimiz dünyamızı ahiretimize feda etmek gerekirse hiç tavizsiz feda edeceğiz. Bizim ahiretimiz önemli. Ahiret de İslam kuralları, İslami kurallar insanlık kurallarıdır. Kesinlikle. Efendimiz'in ahlakı ve bize rehberliği yeter. Başka bir rehbere gerek yok. Hayatını iyi okuyalım biz kere gençler. Yani bir daha okuyalım. Yani şu Kur'an'ı bir daha okuyalım. Tefsir mümkünse okuyalım. Ve ondan sonra da emin adımlarla mühendis olun, vali olun, kaymakam olun, müfettiş olun, müdür olun, genel müdür olun. Yani benim evlatlarıma, kardeşlerime, genç kardeşlerime tavsiyem de bu olsun. Bir araya gelin. Her vesileyle bir araya gelin. Bakın biz üniversite yıllarda bizim o kültürümüz çok önemliydi. Maaş alıyordum. Ay başına kadar mutlaka gençlere harcıyordum onu. Ne uğruna? Ya bir gence namazı başlatabilir miyim? Bir hakikati anlatabilir miyim? Bilmem ne yapabilir miyim? Diye işte yakınlarıma ve o gençlere harcıyordum. Zarar mı ettim? Yok. Ya onun için bugün buradayım yani bugün.
Yani Allah adına yaptığınız harcamanın hiçbir zaman zararı evet. olmaz. En büyük kar orasıdır. Onun için bir araya gelin. Bir hakikati bir an birbirinize anlatın. Efendimiz diyor ki tebessüm sadakadır. Evet. İnsanın insana tebessümü. Doktor arkadaşı rastlanıyor diyordum ya somurtmayın ya. Hasta geldiği zaman bir hal hatır sorun. Deyin ki ya nasılsın, iyi misin? Merak etme. Sen iyi olursun inşallah deyin. İnşallah. Bu kadarcığını yapın ya hiç olmazsa. Yani elimizde çok şey var. Çok imkan var. Turuş'un gençleri umut veriyor. İnşallah. Beni mutlu ediyor. İnşallah. Umutlandırıyor. İnşallah. 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 Abi öyle güzel şeyler anlattınız ki. Yani bunun üstünde söylenecek pek bir şey bulamıyorum gerçekten. Bizi kırmadınız. Bizi buraya teşrif ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Estağfurullah. Allah razı olsun. Estağfurullah. Ben aynı zamanda şey yapalım. Soru varsa sorularımızı alalım. Yoksa sorularımızda şu an canlı yayınımızı köyde, yurt içinde ve yurt dışında birçok kişi izliyor. Birçok selam var. Aleykümselam. Selamlar teker teker paylaşamıyorum ama aleykümselam. 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 Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben de tekrar Turuş Derin, Sayın Başkanını, Yönetim Kurulu'nu, bütün üyeleri, bütün Turuşluları yürekten tebrik ediyorum. Birliklerinizi bozmayın. Cenab-ı Hak bir ve beraber olun diyor. Hani Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ya, bir olalım, iri olalım, diri olalım. Yani birlikten güç doğar. Allah için bir araya gelelim. Her birimizin yanlışları olabilir. Birbirimize bir zamanın bir sözü var diyor ki hata insanın sırtındaki akrep gibidir. Onu ustalıkla almamız lazım. Yani hatayı Abdullah Güven işleyebilir. Evet. Mesali o akrebi sokturmadan alabilirse bana zarar vermez. O hatayı almış olur. Evet. Onun için uslubumuza da dikkat etmemiz lazım. Yani Efendimiz'i onun için diyorum hayatını okuyalım. Yani o hayatını okursak nasıl bir dil kullanmış, nasıl bir yaklaşım, nasıl bir sevgi, nasıl bir sabır. Kesinlikle. Onu öğreniriz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Amin. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Daha önce gelmeliydim ama nasip bugüneymiş. Hayırlısı diye. Yani iki sene süre zarfında biz iki sene önce açtık. Allah razı olsun köylü abilerimiz, kardeşlerimiz destek verdi. Açtık derneğimizi ama bu pandemi biliyorsunuz dünya genelini etkilediği gibi bizi de etkiledi. Bu süreçte o yüzden biraz bürokrasiye dokunamadık. Tam teşekküllü derneğimizi aşamadık. Bunlar hep birer engeldi ama hamdolsun bugün geldiğimiz noktada çok şükür ikinci sene içerisinde ikinci yerimiz yani. İki defa yer değiştirdik. Birçok dernek var ki birinci senenin sonunda kapatıyorlar, bir daha açamıyorlar. Rabbimin inayetiyle inşallah büyüklerimizin duasıyla Allah izin verdiği sürece bayrağımızı taşıyacağız, gençlere teslim edeceğiz. Bu derneği Turuşlar adına sadece Turuşlar için bizim Ova halkı için yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bu süreçte bizim o çevredeki köydeki muhtarlara da bir araya geldik. Çalışmalarımız oluyor. İnşallah daha güzel şeylere vesile oluruz. İnşallah. Rabbim. Salih kardeşim, çekinmeyin. Evet kaptan abi. Maddi manevi destek konusunda yani evet. konunun farkında olanlar. Mesela evet. diyor Abdullah abi şu kadar bir yardımda bulun. Ya da şu gün gel işte gençlerle bir sohbet edelim. Ya da işte falan kardeşimiz, abimiz, arkadaşımız kimse. Herkesin bir görevi var çünkü. Evet. Beraber yapalım. Hay hay, maddi manevi her zaman yanınızdayız inşallah. Çok sağ olun inşallah. Allah razı olsun. Yani çok şükür dediğimiz gibi biz bugün buradaysak ikinci senemizde gerçekten köylümüzün verdiği destekle biz buradayız. Yani çünkü ferdi olarak tek başına yapılacak bir şey değil. Hakikaten dernekler de biliyorsunuz tamamen yardım edilerek yapılan şeyler. Aynen. Bir geliri olmayan bir yerler. Hamdolsun. İnşallah daha güzel yerlere geliriz. Bunun farkında olanlardan birisiyim. Ben 3 tane STK'da yöneticiyim. Allah razı olsun. Yani değişik STK'larda işte burs veriyoruz öğrencilere vesaire. Adıyamanlar Vakfı başta olmak üzere işte Yeni Dünya Vakfı, işte Paralimpik Komite falan birçok şeyde Sağlık Yöneticileri Derneği. Yani sosyal alanda aktif olmamız lazım. Turuşdere'de Mehmet üzerinden borcumuzu her zaman ödedik. Ödemeye de hazırız. Her zaman öderiz inşallah. Sağ olun. Yeter ki hatırlatın siz bizi. Yani ailecek bize destekleriniz var. Sağ olun gerçekten. Esirgemiyorsunuz. İnşallah daha güzel yerlere geliriz. Demokrasi adına da bizim köyümüzü, Adıyaman'ımıza bir şeyler kazanabilirsek, daha güzel şeyler vesile olabilirsek ne mutlu bize. İnşallah. Bunun için de inşallah ileriki süreçte gene irtibatta oluruz. İnşallah, memnuniyetle. Allah razı olsun. Emir buyurursunuz, biz geliriz. Biz sizin şahsınızda köyümüzün hizmetkarıyız. Allah razı olsun. Biz de herkese aynı şekilde, bize Allah razı olsun. Aynı şekilde size destek vereceğiz inşallah. Rabbim muvaffak etsin. Amin.
Arkadaşlarım bir sorusu varsa alalım, yoksa da programımızı burada sona erdireceğiz. Soru yok ama biz de Abdullah abiye teşekkür ederiz. Bizim köyde doğmuş ve köye daha unutmamış. Biz burada onun şahsında bizim köyde diğer başka önemli bürokratlar da çıkmış. Ama gidip arkasına bakmamışlar. Sizin göstermiş olduğunuz duyarlı herkesle de bekliyoruz. İnşallah yani, daha iyisini yaparlar. İnşallah. Ama teşekkür ederiz Abdullah abi. Gerçekten bizim köy adına çok güzel çalışmalarınız oldu zaten. Elhamdülillah. İnşallah İbrahim, Allah razı olsun. Çok daha iyisini yaparız beraber. Ben kapatmadan izninizle Cuma'yı da tebrik edeyim. Bugün hayırlı bir gün, Cuma günü. Evet. Cenab-ı Hak Cuma'nız da mübarek etsin. Amin. İnşallah nice böyle hayırlı Cuma'lara, bayramlara ulaştırsın. Memleketimizi de bu sıkıntılardan kurtarsın. Amin. Birlik beraberlik olursak her şeyi atlatırız inşallah. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm selam.